Yani düşünün, ne diyor Sadib ibn bir Ebi Vakkas gibi bir sahabi, Aşere-i Beşere'den kendisi. Cennetle müjdelenen on sahabiden bir tanesi. Bütün sahabiler biliyorsunuz, cennetle müjdelenmiştir. Bunu da burada beyan etmek nasip oldu. Ee, Nurettin Hoca Efendi, ee, tarikatlar hakkında bir konuşma yapmış. Bizim tarikatımıza giren cennetliktir falan filan, işte böyle bir şey olamaz kardeşim, bu sünnete aykırıdır diyor. E, çünkü sünnette 10 tane diyor şey vardır. Biz bunun sohbetini daha önce de yaptık. Şahin Akşibend Hazretleri bir o zamanda yaşayan derviş de bu diyaloğu yaşamışlar. <laughs> Neticede bu konuya da tekrar bir beyan getirmek vazife oldu. Aşere-i başka cennetle müjdelenen yoktur diyorlar. 10 tane sahabiden başka. E cennet kadınların efendisidir diye Hazreti Fatıma'ya buyurmadı mı Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem? E o zaman Hazreti Fatıma ahiretin müjdelenmedi mi? Değil. Cennet gençlerin efendisi Hasan'la Hüseyin demedi mi Resul Ekrem? Dedi. <laughs> Muaz Ümmetimin alimlerin önünde cennete girecek demedi mi? Dedi. Hazreti Ukaşe hesapsız cennete gideceklerdendir demedi mi? Dedi. Bu hadis-i şeriflerin hepsini inkar ediyorlar o vakit. 10 taneden başka yokmuş. Aslen Resul-i Ekrem'in sahabisi olan bütün efendilerimiz cennetle müjdelenmiştir. Bu 10 tanesi aleni olarak müjdelenmiştir cennetle. Teker teker isimleri sayılaraktan. Ama hepsi genel olarak ulaike yubeşşirullahu ee, Tevbe suresindeki ayeti kerimede Rabbimiz Subhanahu ve Teala onları rahmeti, fallı ve cennetleriyle müjdeler diye sahabe-i kiram hakkında bu inen ayette beyan etmiştir. Zaten zaten şu hadisi şerif bize gösteriyor. Benim eshabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız Hidayeti bulursunuz. E onlar cennetlik değilse, cennete gitmeleri kesin değilse nasıl bizim yıldızımız olacak? Nasıl hidayetle rehberimiz olacak yani? Yani işte dedim ya, <laughs> Şeyh Nazım'ın kalbine bakarak okursan hadis-i şerifleri, Şeyh Nazım Kıbrıs'ı, Kudüs'ü, Ruhali, Şeyh Mehmet Efendimiz'in kalbine dönüp okursan hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri, hepsini toplarsın. Ana manayı elde edersin. Ama öteki türlü bölük pörçük okursun, işte 10 tane sahabi vardır, başka yoktur dersin. Ama diğer hadis-i şeriflerin manaları bu sefer eksik kalır. Cennetle müjdelenmediyse o sahabi, Resul-i Ekrem bize ona uy diyor. Nasıl iş yani?